Merhaba arkadaşlar, Can Matematik kanalımıza hoş geldiniz. Kazanım kavrama testlerini çözmeye devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Bu dersimizde de kazanım kavrama 6'yı çözeceğiz. Konumuz kesirlerle işlemler. Birinci soruyla başlıyoruz. Yukarıdaki sayı doğrusunda 0 ile 1 arası 9 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre A noktasına karşılık gelen kesir aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi çocuklar 0 ile 1 arasını bir bütün olarak kabul ediyoruz. 9 eşit parçaya ayrıldıysa paydamıza 9 yazıyoruz. Kaça bölündüyse bir bütün o paydaya yazılır. Peki istenilen kadarı neresi? A. A noktası 0'dan kaç birim uzaklaşmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim uzaklaşmış. Demek ki A 9 parçanın 7.sindeymiş. 9'da 7 olarak yazıyoruz. Cevabımız da gördüğünüz gibi A seçeneği olur. Devam ediyoruz. İkinci sorumuzda. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır demiş. Şimdi çocuklar paydalarına göre, paylarına göre, işte yarıma yakınlığına, tama yakınlığına göre birçok karşılaştırma yöntemi vardı. A seçeneğinde bakın paydaları eşit. Bakalım doğru mu yanlış mı? Paydaları eşit olan kesirlerin payı küçük olan, küçük, büyük olan büyüktür. Bakın 3, 7'den küçük. Dolayısıyla 3 bölü 11 de 7 bölü 11'den küçüktür. O da ne yapmış? Küçüktür demiş zaten. 7 bölü 11 de küçüktür, 8 bölü 11'de. Dolayısıyla A seçeneği doğrudur. Biz yanlış olanı arayacağız. B seçeneğinde payları eşit gördüğünüz gibi. Payları eşit olan kesirlerin paydası küçük olan büyüktü bu sefer de çocuklar. Payları eşit ise paydası küçük olan büyüktü. Neden? Bakın. İki parçaya bölünmüş bir pastadan siz 9 parça yemişsiniz. Ama burada 7 parçaya bölünmüş bir parçadan 9 parça yemişsiniz. İki parçaya bölünen pastanın dilimleri kocaman olur. 9 tane yerseniz birçok yemiş olursunuz. 7 parçaya bölünen pastanın dilimleri küçük olur. 9 parça yediğinizde iki parçaya bölünenden çok yemiş olmazsınız. Dolayısıyla 9 bölü 7 küçüktür 9 bölü 5'ten, o da küçüktür 9 bölü 2'den. Yani B seçeneği de doğru sıralanmıştır. Biz yanlış olanı arıyoruz. C seçeneğinde ne var çocuklar? Bakın 1 bölü 3 küçüktür 5 bölü 12, o da küçüktür 5 bölü 6'dan. Şimdi çocuklar bakın, burada da şunu yapabiliriz. Paydalarını eşitleyip bakabiliriz. 3, 12 ve 6'nın paydaları eşitlenebilir. 3'ü 2 ile pardon, 3'ü 4 ile genişletirsem 12, 6'yı da 2 ile genişletirsem 12 yaparım paydayı. 1 bölü 3'ü 4 ile genişlettiğimizde 4 bölü 12 olur. 5 bölü 6'yı 2 ile genişlettiğimizde 10 bölü 12 olur. Şimdi araya yazalım bu 5 bölü 12'yi. Bakın, tamam paydaları eşit olduğunda payı küçük olan küçüktü. 4 küçüktür 5'ten, o da küçüktür 10'dan. Gördüğünüz gibi çocuklar bu sıralama da yanlış değil. Bizim aradığımız yanlış olan C dedi. D seçeneğine bakalım. D seçeneğinde de paylarını eşitlememiz daha kolay olur. Bakın eğer ben 3 bölü 5'e payını 15 yapmak istiyorsam neyle genişletmeliyim? 5 ile genişletirsem 5 kere 3 15 bölü 5 kere 5 25 olur. Küçüktür 15 bölü 4'ten. Onun paydası zaten 15. O da küçüktür. Şimdi burada da payımız 5. 3 ile genişletirsem bu kesri payımı 15 yapabilirim. 3 kere 2 de 6'dır. Ne demiştik? Payları eşit olan kesirlerden paydası küçük olan büyüktür demiştik. Yani şu en küçük paydalı olan kesir en büyük olacaktı. Ama bu ne demiş? 15 bölü 4 küçüktür 15 bölü 6'dan demiş. Dolayısıyla bu sıralama yanlış yapılmıştır. Cevabımız D seçeneği olur. Devam edelim 3. sorumuzla. Bir pastanın 1 bölü 5'ini Sudenaz, 3 bölü 20'sini Yahya, 2 bölü 5'ini Eray ve 1 bölü 4'ünü Ezgi yemiştir. Buna göre en fazla pastayı yiyen kimdir? Kim yemiş? Hadi bakalım. Şimdi çocuklar biz ne yapacağız? Öncelikle bunları nasıl karşılaştıracağımızı tespit edeceğiz. Bakın paylarına bakıyoruz 1, 3, 2 ve 1 var. Paydalarına bakıyoruz 5 var, 20 var, 5 var, 4 var. 20, 5'in ve 4'ün katı olduğu için paydalarını eşitleyebiliriz. Hemen
1 bölü 5 yazıyorum bak. 3 bölü 20, 2 bölü 5, 1 bölü 4. Bunların paydalarını bir eşitleyelim. Bu arada 1 bölü 5 Sudenas, 3 bölü 20 Yahya, 2 bölü 5 Eray, 1 bölü 4 de Ezgi. Peki paydalarını eşitleyelim. 5'i 4 ile çarparsam 20 olur. 4'ü de 5 ile çarparsam 20 olur. Yani en büyük paydamız 20 olduğu için, 20 de 5'in ve 4'ün katı olduğu için paydamı 20'de eşitliyorum. 4 kere 1, 4. 4 kere 5, 20. Zaten Yahya. Yahya'nınki 3 bölü 20 idi. Eray'a gelelim. Eray'ı da 4 kere 2, 5'te 2'sini Eray yemişti. Evet, 4 kere 2, 8. 4 kere 5, 20. Ezgi'ye gelelim. 5 kere 1, 5. 5 kere 4, 20. Paydalar eşitlendikten sonra ne diyorduk çocuklar? Payı çok olan büyüktür. Payı burada en çok olan, bakın 8 ile Eray'dır. Dolayısıyla Eray en çok pastayı yemiştir. Doğru cevabımız da C seçeneği olur. Dördüncü sorumuza gelelim. Ne demiş? Bir toplama işlemi ve sonucunu sormuş. Toplama işleminde paydaları eşitlemeden sakın toplama yapmayalım. Önce paydaları eşitleyeceğiz. Bu arada bir saniye hemen sorunun üzerinde paydaları eşitleyelim. Bakın çocuklar 3, 18 ve 9 paydalarımız. 18, 3'ün de 9'un da katı olduğu için 18'de eşitleyebiliriz. 3'ü 6 ile çarparsam 18 olur. O zaman 5 bölü 3'ü 6 ile genişleteceğim. 2 bölü 9'u da 2 ile genişletirsem paydası 18 olur. Çarpıyorum şimdi. 6 ile genişletiyorum. 6 kere 5, 30 bölü 6 kere 3, 18. Artı 7 bölü 18, paydamız 18 zaten. Artı 2 kere 2, 4, 4 kere 9, 2 kere 2, 4 paya yazıyorum. 2 kere 9, 18. Evet. Şimdi paydalar eşitlendikten sonra payları topluyorum, paya yazıyorum. 30 artı 7 artı 4 bölü ortak paydayı da 18'de paydaya yazıyorum. 37 daha 37, 4 daha 41. Paya 41, paydaya 18 yazıyorum. Sonuçta 41 bölü 18 çıkar. Cevabımız da D seçeneği olur. Evet, 5. sorumuza bakalım. Yine bir işlem, çıkarma işlemi, işleminin sonucu kaçtır demiş. Yine paydaları eşitleyeceğiz çocuklar. Çıkarma ve toplama yaparken mutlaka paydaları eşitlemeliyiz. Bakın 4 ve 3 paydalarımız. Hemen 4'ü 3 ile çarpacağım, 12 yapacağım. 3'ü de 4 ile çarpacağım, 12 yapacağım. O zaman 3 tam 1 bölü 4'ü 3 ile genişletiyorum. Tam kısma dokunmuyorum. 3 ile payı çarpıyorum. 3 kere 1, 3 paya yazıyorum. 3 kere 4, 12 paydaya yazıyorum. Payı ve paydayı ayrı ayrı çarpıyorum. Tam kısma dokunmuyoruz çocuklar genişletirken. Burada da 1 tam, 4 ile 2'yi çarpıyorum. 4 kere 2, 8 paya yazıyorum. 4 kere 3, 12 paydaya yazıyorum. Evet, devam edelim. Şimdi, 3 tamdan 1 tam çıkacak, tama yazılacak. Sonra 3'ten 8 çıkmayacak değil mi? Şimdi ne yapacağız çocuklar? 3'ten 8'i çıkarmam lazım. Aslında bu kesir büyük, büyükten küçük çıkar. 3'ten 8 çıkmayacağı için tamdan tamı çıkarmadan şöyle bir şey yapıyorum çocuklar bakın. Bu 3 tamda tam 12 parçadan 3 parça 3 tane 12 parça var çocuklar bu tam kısımda. Ben 3 tamdan 1 tamı alıyorum. 12 parçayı yani alıyorum. 2 tama düşürüyorum 3'ü. O 12 parçayı da payıma veriyorum. 3 parçanın üzerine 12 parça daha ekliyorum. Payımı 15 yapıyorum. Bölü 12 diyorum. Eksi 1 tam 8 bölü 12. Evet burayı anlamaya çalışın. Şimdi 3 payım 3'tü. Burada da 8'di payım. 3'ten 8 çıkmayacağı için ben ne yaptım? Tamlık bozdum. Oradan bir 3 tamdan bir tam aldım. 3 tam demek 3 tane 12 parça demek. Bakın burada 12 payda da 12 bu kesiri bu bütünü 12'ye böldüğünü söylüyor. 3 tam 12 tane parçadan 3 tane 12 parça demek. Bir tanesini aldım ben. Paya yazdım. Tam da 2'ye düşürdüm. Şimdi çıkaralım. 2 tamdan 1 tam, 1 tam çıktı 1 tam. 15'ten 8 çıktı 7. Paydamız da ortak payda 12'dir. Sonuç 1 tam 7 bölü 12 olur. Cevabımız da A seçeneğidir çocuklar.
Altıncı sorumuz. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu bir tam sayıdır? Ne var burada? Çarpma var. Çocuklar, çarpma yapılırken mutlaka tam sayılı kesirler bileşik kesire çevrilmelidir. 6 çarpı. Bileşik kesire nasıl çeviririz? 1 kere 4, 4. Yani tam kısımla paydayı çarparız. Üstüne de payı ekler, paya yazarız. 1 kere 4, 4. 1 daha 5. 5'i paya yazarız. Paydamız aynıdır. 6 ile 5 bölü 4'ü çarptığımızda ise 30 bölü 4 çıkar. 30'u 4'e tam bölemediğimiz için sonuç tam sayı değildir. Evet, A seçeneği gitti. 15 çarpı 1 bölü 2. Çocuklar, 15'in paydası 1'dir. 15 ile 1'i çarparız, paya yazarız. 15. Payda da 1 ile 2 çarpılır. 2. 15 2'ye böldüğünde tam sayı çıkmaz. B de gitti. 14 çarpı 1 bölü 6. 14'ün paydası 1'dir. 14 ile 1'i çarpın 14'tür. 1 kere 6 6'dır. 14 6'ya tam bölünmez. Dolayısıyla bu da tam sayı değildir sonuç olarak. Şimdi 20 ile 2 tam 1 bölü 10'u çarpacağız. 20 çarpı, bileşik kesire çevireceğiz tam sayılı kesirimizi. 2 çarpı 10, 20. 1 de burada 21. 21 bölü 10 olur. Evet, öğretmenim, niye sadeleştirmiyoruz? Yani sadeleştirebiliriz tabii. Bakın, 20'nin paydası 1'dir. Çarpmada çapraz sadeleştirme yapılır. 10'u 10'a böl 1, 20'yi 10'a böl 2. 2 ile 21'i çarparsın, paya yazarsın, 42 olur. 1 ile 1'i çarparsın, 1 olur, paydaya yazarsın. 42 bölü 1 de 42'dir. Yani tam sayıdır. Dolayısıyla biz de bunu arıyorduk. Cevabımız D seçeneği olur. 7. sorumuz. 2 tam 4 bölü 9 çarpı 1 tam 1 bölü 11 işleminin sonucu kaçtır? Evet çocuklar, çarpma işlemi yapılırken kesirlerle tam sayılı kesirler bileşik kesire çevirilirler. Bakın, 2 tam 4 bölü 9'u bileşik kesire nasıl çeviriyoruz? Tam kısımla payda çarpılır. 2 kere 9, 18. Paydaki 4 de 18'in üzerine eklenir, paya yazılır. Yani 22 bölü 9 olarak yazılır. Çarpı 1 tam 1 bölü 11'i de tam sayılı kesirden bileşik kesire çevirelim. 1 kere 11, 11. 1 daha 12. 12 paya yazılır. Paydamız 11'dir. Evet, çarparken çapraz sadeleştirme yapabiliyoruz çarpma işleminde. 22'yi 11'e böl 2. 11'i 11'e böl 1'dir. 12 ile 9'u da 3 ile sadeleştirebiliriz. 9'u 3'e böl 3. 12'yi 3'e böl 4 olur. Evet, sonuç 2 çarpı 4, 8 paya yazılır. 3 çarpı 1, 3 paydaya yazılır. 8 bölü 3 çıkar. Peki seçeneklerde neler var? Tam sayılı kesirler var. 8 bölü 3'ü de tam sayılı kesire çevirelim. 8'i 3'e bölelim. 8'in içerisinde 3 2 keredir. 2 kere 3 6. 8'den 6 çıktı 2. Bakın, bölüm tam olarak yazılır. Kalan da paya yazılır. Paydamız da zaten 3'tür. 2 tam 2 bölü 3 olur. Cevabımız da B seçeneğidir. 8. sorumuza bakalım. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır demiş. Evet, işlemleri yapacağız. Eşitliklerin doğru olup olmadığına bakacağız. A seçeneği 15 bölü 1 bölü 3 eşittir 45 demiş. 15'i 1 bölü 3'e bölerken çocuklar, 1 bölü 15'i aynen yazıyoruz. 1 bölü 3'ü ters çevirip çarpıyoruz. Eşittir. 15'in paydası 1'dir. 15 ile 3'ü çarp 45 paya yazılır. Payda 1 çarpı 1, 1'dir. 45'i 1'e bölersen 45 çıkar. Dolayısıyla A seçeneği doğrudur. B seçeneğine bakalım. 8 bölü 1 bölü 2. 8'i aynen yaz. 1 bölü 2'yi ters çevir, çarp. Eşittir. 8'in paydası 1'dir. 8 kere 2, 16 bölü 1 kere 1, 1'dir. 16 bölü 1, 16'dır. Evet, B seçeneği de doğrudur. C seçeneğinde 5 bölü 1 bölü 3 eşittir 15 demiş. 5'i aynen yaz. 1 bölü 3'ü ters çevirip 3 bölü 1 olarak çarp. 5'in paydası 1'dir. Paylar çarpılır paya. 5 kere 3, 15. Paydalar çarpılır paydaya. 1 kere 1, 1. 15 bölü 1, 15 olur. Dolayısıyla C seçeneği de doğrudur. Biz yanlış olanı arıyorduk. D seçeneğine bakalım. 3'ü aynen yaz. 1 bölü 3'ü ters çevir. 3 bölü 1 olarak çarp. 3'ün paydası 1'dir. Paylar çarpılır paya. 3 kere 3, 9. Paydalar çarpılır paydaya. 1 kere 1, 1. 9 bölü 1, 9'dur. Bu ne demiştir? 1 demiştir. Dolayısıyla D seçeneğindeki işlem yanlıştır diyoruz. 9. sorumuza gelelim.
Yukarıdaki şekilde her satır ve her sütundaki sayıların toplamı 1'e eşittir. Buna göre soru işareti olan kareye hangi sayı yazılmalıdır? Şimdi çocuklar, her satırdaki sayıların toplamı 1'e eşitmiş. Her sütundaki sayıların toplamı da 1'e eşitmiş. Biz burada verilmeyenleri bulup soru işaretine ulaşmaya çalışacağız. Bakın ikinci satırdan başlayamam. Niye? İki tane bilinmeyen kare var. Üçüncü satırdan da başlayamam. İki tane bilinmeyen kare var. İkinci sütundan da başlayamam. İki tane bilinmeyen kare var. Ancak birinci satırda sadece bilmediğim bir kare var. Bunu bulabilirim. Nasıl buluruz peki? Buraya A diyelim. 2 bölü 5'in A'nın ve 1 bölü 15'in toplamı 1 olmayacak mıymış? Evet olacakmış. Toplama da verilmeyeni nasıl buluruz? Verilenleri toplarız. Sonuçtan çıkarırız. Yani 2 bölü 5 ile 1 bölü 15'i toplar. 1'den çıkarırsak A'yı bulmuş oluruz. A'yı niye buluyoruz? Soru işaretine ulaşmak için. Evet 2 bölü 5 ile 1 bölü 15'i toplayalım. Faydalarını eşitleyelim hemen. 3 ile genişletelim 2 bölü 5'i. 6 bölü 15 artı 1 bölü 15 eşittir 7 bölü 15 olur. İşte bu 7 bölü 15 bunların toplamıdır. A'yı bulmak istiyorsak 1'den 7 bölü 15'i çıkarmalıyız. Büyükler 1'den bir kesiri çıkarırken yani tam sayıdan bir kesiri çıkarırken 7 bölü 15'i kolayca şu şekilde yapabiliriz. 1 ile 15'i çarparız paydayı. 1 kere 15, 15. 15'ten 7'yi çıkarır paya yazarız. 15'ten 7 çıktı 8, payımız 8 olur. Paydamız da 15 olur. Kısa yoldan bu şekilde yapabiliriz. Ya da 1'in paydasına 1 deriz. 15 ile genişletir 15 bölü 15 yaparız. 15 bölü 15'ten 7 bölü 15'i çıkarırız. 8 bölü 15 olarak yine buluruz. Şimdi biz A'yı bulduk. Burayı temizleyelim. A yerine ne yazacağız? 8 bölü 15. Peki şimdi bu sütunun da toplamı 1'miş. Biz o zaman burada soru işaretinin yanında olan yere B diyelim. B'yi bir bulalım. Bunların toplamı 1 olacak. Nasıl buluruz? 8 bölü 15 ile 7 bölü 15'i toplar. 1'den çıkarırsak B'yi buluruz. Toplama işleminde verilmeyeni bulma. Hemen 8 bölü 15 ile 7 bölü 30'u toplayalım ve 1'den çıkaralım sonucu. Faydaları eşitleyelim öncelikle. 2 kere 8 16 bölü 30 artı 7 bölü 30. 16 7 daha 23 bölü 30. Sonuç bu. Şimdi 1'den 23 bölü 30'u çıkaralım. Ne yapıyoruz çocuklar? 1 ile paydayı çarpıyoruz. 1 kere 30 30. 30'dan 23 çıktı 7. 7'yi paya yazıyoruz. Paydamız 30. Yani B yerine 7 bölü 30 yazacakmışız. Hemen yazalım. Burası 7 bölü 30 olacak. Şimdi soru işaretine geldik. Bu satırdaki sayıların toplamı 1'e eşit olacakmış. Biz soru işaretini nasıl buluruz? Verilen toplananları toplar 1'den çıkarırız. Yani 1 bölü 10 ile 7 bölü 30'u toplarız. 3 ile genişletelim hemen 1 bölü 10'u. 3 bölü 30 olur. 7 bölü 30 ile toplarız. 10 bölü 30 olur. 10 bölü 30'u da 1'den çıkarırız. Bakın çocuklar 10 bölü 30 bunların toplamı. Eğer sonuçtan toplanan sayıları çıkarırsanız soru işaretini bulmuş olursunuz. Şimdi 1'den 10 bölü 30'u çıkaralım. Soru işareti kaçmış bulalım. 1 eksi 10 bölü 30 eşittir. Yine kısa yoldan yapalım. 1 kere 30 30. 30'dan 10 çıktı 20. Paya yazalım 20'yi. Paydamız da 30. İşte soru işareti yerine gelmesi gereken sayı 20 bölü 30'muş. Peki hangi seçenekte var? Bakın seçeneklerde 20 bölü 30 yok. Neden yok? Çünkü 20 bölü 30'un sadeleştirilmiş halini soruyor bize. 20 ile 30'u 10'a bölebiliriz. 20'yi 10'a bölerim 2. 30'u 10'a bölerim 3. Sonuç 2 bölü 3 olur. Soru işareti yerine gelmesi gereken sayı 2 bölü 3'tür diyoruz. Evet 10. sorumuza bakalım.
Yukarıdaki şemada kare içerisindeki sayılara daire içerisindeki işlemler uygulanıp elde edilen sonuç boş kutucuklara yazılacaktır. Buna göre en sağdaki boş kutucuğa hangi sayı yazılmalıdır demiş. Yani buraya hangi sayı yazılmalıdır. Hemen yapalım çocuklar. Bakın burada bir bölme işlemi var. 4 tam 1 bölü 5, 2 tam 1 bölü 10'a bölünmüş ve buraya yazılacak. Bölme işlemi yaparken tam sayılı kesirler öncelikle bileşi kesire çevrilir. 4 ile 5'i çarparız 20. Bir daha 21. 21 bölü 5'i bölelim. 2 tam 1 bölü 10'u da bileşik kesire çevireceğiz. 2 kere 10, 20. Bir daha 21 bölü 10. Bölme işlemini nasıl yapıyorduk? Birinciyi aynen yaz. 21 bölü 5'i aynen yazıyoruz. İkinciyi ters çevir, çarp. 10 bölü 21 olarak çarpıyoruz. 21'ler çapraz olarak sadeleşir. 1, 1 kalır. 5'i 5'e bölersin 1, 10'u 5'e bölersin 2. Kalanları çarparız şimdi. 1 çarpı 2 paya yazılır 2. 1 kere 1 paydaya yazılır 1. 2 bölü 1 de 2'dir. Yani buraya gelmesi gereken sayı 2'dir. Evet. Bunu bulduktan sonra 2 ile 1 tam 1 bölü 4'ü çarpıp istediğimiz kutunun sonucunu orada yazması gereken sayıyı bulacağız. 2 ile 1 tam 1 bölü 4 nasıl çarpılır? 2 çarpı 1 tam 1 bölü 4'ü yine bileşik kesire çevireceğiz. Çarpma işleminde de tam sayılı kesirler bileşik kesire çevrilmelidir. 1 kere 4, 4. Bir daha 5. 5 bölü 4. 2 ile 5 bölü 4'ü çarpalım. 2'nin paydası 1'dir. 2 ile 4 sadeleşir. 2'yi 2'ye bölersin 1. 4'ü 2'ye bölersin 2. 1 kere 5, 5 paya yazılır. 1 kere 2, 2 paydaya yazılır. Sonuç 5 bölü 2 olur. Cevabımız da B seçeneğidir. 11. sorumuza bakalım. Bir kasadaki 2500 liranın 5'te 2'si çalışanlara veriliyor ve 25'te 3'ü de diğer giderlere harcanıyor. Bu kasada geriye kaç lira kalır? Şimdi çocuklar öncelikle isterseniz şöyle yapalım. Kasadaki paranın 5'te 2'sini çalışanlara verdi. 25'te 3'ünü de diğer giderlere harcadı. Bakalım bunları toplayalım. Kaçta kaçını harcadı? Kaçta kaçı gitti kasadaki paranın? Bunların toplamı kadar gitti. Bakalım. 5 ile genişletelim kesrimizi. 5 kere 2 10. 5 kere 5 25. 3 bölü 25. Paydaları eşitledikten sonra 10. 3 daha 13 paya yazılır. Paydamızda ortak olan 25'tir. Bakın 25'te 13'ü kasadan gitti. Gitti. Bu para gitti. 25'te 13'ü gitti. Kasadaki paranın tamamı 25'te 25 olur. Nereden anladık? Bakın paydamız 25 olduğu için kasadaki parayı 25 parçaya bölmüş. 13'ünü çalışanlara ve giderlere harcamış. Tamamı 25'te 25'tir. 25'te 13'ü harcandıysa çıkaralım 25'te 25'ten. 12 bölü 25'i kalmıştır. Değil mi? Evet. Neyin 12 bölü 25'i kalmıştır? 2500 liranın. Peki 2500 liranın, şuraya yazıyorum bakın, 2500'ün 25'te 12'si nasıl bulunur? 2500 paydaya bölünür, çıkan sonuçta payla çarpılır. 2500'ü 25'e bölüyoruz. 25'te 25 bir kere var. Bu sıfırları da buraya yazıyoruz, 100 çıkar. 100'ü de 12 ile çarpıyoruz. Bir sayıyı 100 ile çarparsanız, 12'yi 100 ile çarparsanız yanına 2 sıfır koyarsınız. 1200 TL kalır diyoruz. Cevabımız da B seçeneği olur. Hocam şöyle yapsak olmaz mıydı? 2500'ün 5'te 2'sini bulsak, sonra 2500'ün 25'te 3'ünü bulsak, evet. Bunları toplasak, bunlar harcandı. 2500'den çıkarsak olur mu? Bu şekilde de olur, evet. 12. sorumuz. Yağmur kitabının 7 bölü 15'ini okuyor. 10 sayfa daha okusaydı kitabın yarısını okumuş olacaktı. Buna göre kitabın tamamı kaç sayfadır? Şimdi çocuklar, Yağmur 7 bölü 15'ini okumuş. Eğer 10 sayfa daha okusaymış yarısını okumuş olacakmış. Peki bir kitabın yarısı kaçta kaçıdır? Tabii ki 1 bölü 2'sidir. 1 bölü 2'den, yarısından
okuduğu kısmı çıkarırsak acaba o 10 sayfa okusaydı dediği yer kaçta kaçıymış bulur muyuz? Evet, buluruz. Hemen paydalarını eşitleyelim. Burada 2 ile 15'in paydaları eşit olabilmesi için 2'yi 15 ile genişleteceğim. 15'i de 2 ile genişleteceğim ki paydalar eşit olsun. 15 çarpı 1, 15. 15 çarpı 2, 30. 2 çarpı 7, 14. 2 çarpı 15, 30. 15 bölü 30'dan 14 bölü 30 çıkarsa 1 bölü 30 olur. İşte çocuklar, 7 bölü 15'ini okudu ya, eğer 1 bölü 30'unu daha okusaymış yarısını okumuş olacakmış. Yarısından okuduğu kısmı çıkardım. Yarısına gelmek için 30'da 1'ini daha okuması gerekiyormuş. Şimdi sorumuz şöyle oldu. 30'da 1'i 10 sayfa olan kitabın tamamı kaç sayfadır oldu? Bakın 30'da 1'i 10 sayfa, bir parçası. Ne yapıyorduk biz kesir kadarı verilen sayının tamamını bulmak için? Sayıyı, verilen sayıyı paya bölüyorduk, paydayla çarpıyorduk. Yani 10'u 1'e böl 10. Çıkan sonucu da 30'la paydayla çarp 300. Demek ki kitabı 300 sayfaymış. Cevabımız da C seçeneği olur. Evet, bu testimizin çözümlerini de burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde kanalımızda diğer testlerimizin çözümlerini de yayınlayacağız. Kanalımıza abone olup takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.